SKY Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle alanında uzman konukları ağırlamaya devam ediyor. Bugün girişimci Fatih Oktan bizlerle. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk. Bey. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz sormalı. Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Sohbetimize başlarken ilk olarak sizi daha yakından tanıyabilir miyiz? İsmim Fatih Oktan. Mersin Anamur doğumluyum. 1987 yılında doğdum. Doğu Bakan Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği mezunuyum. Evliyim ve bir çocuğum var. Peki firmayı oluştururken amacınız neydi? Hangi hayal ve hedeflerle bu yola çıktınız? Amacım şuydu. Çiçi bir aileden gelmekteyim. Kendim bildim bileli. Yaklaşık 30 senedir tarımla uğraşmaktayız. Kendi muz bahçelerimiz var. Kendi meyve sebze bahçelerimiz var. Bizim buradaki amacımız ürettiğimiz meyveyi, sebzeyi, muzu farklı konseptlere nasıl kullanabiliriz? Amacımız buydu. Hedefimiz buydu. Biz bu iş doğrultusunda, bu hedef doğrultusunda. Yurt dışına gittim, Amerika'ya gittim, Çin'e gittim. Oradaki bu ürünlere baktım. Nasıl yapmışlar, ne yapmışlar şeklinde. Biz de geldik, kendimize göre uyarladık. O şekilde bir amaç edindik kendimize. Harika, Türkiye'de bir ilk olmuşsunuz. Evet, Bundan evet. da bahseder misiniz? Tabii şöyle, biz bu işi projeyle başladık. İlk önce devletten destek aldım. Genç girişimci olarak başladım ben bu işe. Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığından destek aldım. İşte akabinde projemizi sunduk. Bu işle ilgili Çin'e gittim. Amerika'ya gittim. Oradaki ürünlere baktım. Nasıl bir pazar yapabiliriz? Nasıl bir üretim yapabiliriz diye düşündüm. Bize en uygun olan şey meyvenin görüntüsünü, rengini bozmadan, doğallığını bozmadan sağlıklı atıştırmak haline getirebilecek bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Ve çok şükür başardık şu anda. Yaklaşık 10 yıllık bir firmayız. Bu sektördeki herkes bizi tanıyor hemen hemen. E tabii daha fazla insanlara da ulaşmak istiyoruz. Ne mutlu size. Gurur duyuyor musunuz kendinizle bu yaşta böyle büyük bir girişime imza attınız? Tabii daha yapacak çok işimiz var. Çünkü bu işleri yapan herkesin hedefi biliyorsunuz ihracat oluyor. Tabii ki. Bizde ihracat e, hedefimiz var. Yurt içi pazarlarında da aktifiz. E, hem internet sitemiz var, hem fa Facebook sayfamız var, e, hem web sitemiz var zaten kendimize ait. Oradan satış pazarlamaya devam ediyoruz. Çok güzel. Peki ürün gamınızda hangi ürün çeşitleri yer alıyor? Şimdi bizim ürün gamımızda e, ananas, çilek, e, portakal, limon, elma, erik gibi 15 çeşit meyve sebze yer almakta. Hatta evet. karpuza kadar Önümde de bir kurkuyoruz. kutu var. Evet, evet. Bu şekilde mi satışa sunuyorsunuz? Genelde o şekilde sunuyoruz. Toplancılarımıza da e, dökme olarak sunuyoruz. Yani Hemen bu... çeşitleri sayalım isterseniz. Evet. Buradan başlayalım. O çilek kurusu, çilek ıı, kurusu. incir kurusu, i̇ncir, kivi kurusu, kivi. Ananas kurusu ortadaki, elma kurusu, işte Trabzon urması, tra, en sağdaki şeftali. Bu şeftali. Sen şeftali Trabzon urması. Evet. 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 Elma. Evet, evet o elma. Burada da var yine aynı şekilde. Mesela burada işte greyfurt kurusu var, ananas kurusu var, portakal kurusu. Yani ürün çeşitlerimiz yaklaşık 15 çeşit bir ürünümüz var bizim. Kutu tasarımlarınız da oldukça şık. Böyle mix halde mi satılıyor yoksa tek tek de alabiliyor yani musunuz? Müşterinin ilgisine göre, ihtiyacına göre değişiyor. Bazı müşterilerimiz karışık istiyor, süper mix olarak istiyor. Bazı müşterilerimiz sadece belli bir ürünü istiyor. Ama gerçekten çok şık bir görüntüsü var. Teşekkür ederim, sağ olun. Peki ürünleriniz bizlerle buluşmadan önce hangi aşamalardan geçiyor? Bizim iş yerimize gelen ürünleri yıkama, soyma, doğrama aşamasından geçirdikten sonra fırınlarımıza koyuyoruz. Hiçbir güneş ışığı görmeden, afotoksin görmeden güneş fırınlarımıza koyduktan sonra ertesi günü 14-15 saatlik bir kurutma aşamasından sonra ürünlerimizi çıkarıyoruz, paketleyip stoklarımıza koyuyoruz o şekilde. Çok merak eden bir soruyu sormak istiyorum. Ürünler kurutulunca vitamini ölüyor diyorlar. Böyle bir söylenti var. Doğru mu? Tam tersine mesela bazı ürünlerin içerisindeki vitamin oranları, vitamin değerleri artıyor. Mesela muz kurusunun içerisindeki lif oranı kurutulduktan sonra 4 kat daha fazla artıyor. İçerisindeki vitamin değerlerini kaybetmekten ziyade daha fazla arttığı bilinmektedir. Meyvelerin içindeki doğal şeker kayboluyor mu peki? Doğal şeker kaybolmuyor. Şeker oranı bazı ürünlerde azalıyor, bazı ürünlerde sabit kalıyor. Ama bizim ürünlerimizin e, asıl e, en avantajlı neden meyve kurusu diye sorarsanız bu ürünlerimiz bizim sağlık katıştırmalık diye geçiyor. Yani e, ara öğün diyet yapanlar için ara öğün, acıkanlar için açlığını yatıştırmak için bir e, aparatif tarzında bir üründür. Yani Spor anneler yapan, çocuklarına çok veriyor. Ta, tabii Tatlı anneler, yerine. çocuklar kullanabiliyor. Spor yapan arkadaşlar, müşterilerimiz oluyor, onlar kullanabiliyor. Evet anneler özellikle küçük çocuklar için çok tercih ediyor. E, Paket gıdadan oldukça uzak tutmaya çalışıyorlar. Tabii. Paket gıdaların yerinde kuru meyveler ya da taze meyveler. Evet yani bu ürün e, cips, çikolata gibi zararlı tüketim ürünlerine bir alternatif olarak düşünülebilir. Neden? Çünkü sağlıkla atıştırmak, Yani, yani e, hiçbir içerisine zararlı evet. şey yok. Tatlı ihtiyacımızı Tatlı karşılıyor. Tatlı ihtiyacımızı karşılıyor tabii. Evet kıymetli izleyenlerimiz girişimci Fatih Oktanlı olan sohbetimizi burada noktalıyoruz. Lifestyle kaldığı yerden devam ediyor. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle son erdi.